Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir oyun videosundan hepinize selamlar. Bugünkü oyunumuzun adı Saints and Sinners. Oyunumuz Türk yapımı bir oyun. Ve hani Among Us, Deceit karışımı bir oyun düşünebilirsiniz. Yani temel amacımız rol yapmak. Burada gördüğünüz gibi geliştiricilerimiz Yiğitcan Er Yılmaz, Okan Karaca, Turkuaz ve Hulusi Akçin. Onlara da teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık. Kısa bir şekilde oyunu anlatayım. Oyun azizler ve günahkar olarak ikiye ayrılıyor. Günahkarın görevi Among Us'taki hain mantığıyla aynı. Yani azizleri tek başına yakalayıp onları orada öldürmek. Tabii bunu yaparken birkaç özelliği var, işte ayak seslerini gizliyor vesaire vesaire. Azizlerin olayı da günahkarı yakalamak ya da bütün görevleri bitirmek. Dediğim gibi çoğu rol yapma oyunda mantık aynıdır zaten. Fakat bu oyun şöyle, Mami'nin yayında oynamıştık biz. Çok akıcı ve görevler çok hoşuma gitti. Mükemmel tasarlanmış. Hani görevler çok zor değil. Zaten bu tarz bir oyunda görevler zor olmaz. Fakat görev çeşitliliği çok fazla ve çok eğlenceli görevler. Zaten elimden geldiğince oyunu anlatarak oynayacağım. Evet arkadaşlar, ilk maçtan günahkar oldum. Gerçekten inanılmaz bu arada. Neden inanılmaz diyorum? Çünkü bu oyunda günahkar oynamak çok zor. Mami'nin yayında 6-7 maç attık. Hepsinde masum oldum. Fakat burada tek de günahkarı bulduk. Yani hani ne diyeyim? Yani gerçekten bir şey demiyorum. Bu oyunda çünkü hani Among Us'ta veya diğer oyunlarda killer oynamak biraz güzel. Ama bu oyunda biraz zor. Çünkü hani fake görev falan yapabiliyor muyum bilmiyorum. Bu arada taba basarken normalde yürüyebiliyorduk. Şu an niye yürüyemiyorum bilmiyorum ama şöyle fake görev yapalım. Burada mesela at tezeye topluyorduk falan. Bu arada ben kendimi şöyle aşağı indireyim ki siz görevleri görün. Şimdi Q sessiz adım, R katil görüşü diye bir şey varmış. Bu katil görüşü ne oluyor acaba? Ha, anladım. Kim nerede onu gösteriyor. Tamam, biraz bir sakin oynayalım. Bir sessiz sakin bir oynayalım. Hiç oynamadım dediğim gibi günahkarı. Biraz şöyle roleplay takılalım. Heh. Var mı bir infosu olan bir şey olan? Tolga abi direkt oy verdi ama. Ben boh temizledim. O 3 tane taş kaldırma yeri vardı ya. Orada kimi gördük biz ya? İbo'yu gördük abi. Ha, İbo muydu? Abi o taş kaldırma değil. O taş sandığı şeyler bok, haberin olsun. Evet arkadaşlar, kimseye asmadık. Ve çok stresliyim şu an. Yani hani 1-2 maç sonra verseydi bari. İlk maça verince. Neyse, bu elbiseler yapmaya çalışacağım. Şöyle tek gezen birilerini falan bulsak iyi olacak ama. Şimdi şurada birisi tek sanırım. Bir dakika. Onu öldürebilir miyim? Tamam, çok iyi. Sıçtım. Oradaki kişi Allah'tan içeriye girmedi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle şuradan biraz devam edelim. Korkunçtu, gerçekten korkunçtu bu arada. Burada ne yapıyoruz? Ha, burada ritüel çiziyoruz. Onu yaptık deriz. Sessiz adım tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Hani sonuçta adımımı duysa ne, duymasa ne. Tekrar bir katil görüşüne geçebilirim. Ha, sessiz adıma geçtim şu an. Pardon, o yanlış oldu. Bu arada şuradaki kişi cesedi bulmadım ya. Orada bir yerde ceset vardı. Ha, o kişi şurada galiba. Ben reportlasam mı o zaman cesedi? Beyler katili buldum. Bu Godes'in ölüsünü evin içinde buldum, ev 2'de. Odanın içinde de Bloody vardı. Oğlum ben de infosunu verecektim vardı. Ben gittiğimde cesedin üstündeydi, onu anlamadım. Tamam, hayır bak. Odaya girdim, diğer kapının tarafında kim var diye baktım. Tolga abi vardı. He. İçeri girdim. Hani bir şey çıktı dedim, bu n**ın ihbar diyor. İhbarlama sesim de olmuyormuş herhalde. Bir dakika. Tamam, bir de Mami dinleyelim. Bir dakika beyler. Evet Mami. Tolga abi odaya sonradan girdi. Ben de sonradan girdim. İçeride Bloody vardı bende de. Ben diğer kapıdan geldim. Yani öldürdü ve selfie yapmaya mı çalıştı diyorsunuz? Anlamadım. Oradan ya ben girdiğimde Bloody vardı ama ben sizden hepinizden sonra girdim. Abi ben senden sonra girdim. Benden sonra mı geldin? Abi ben içeriye girdim, sen var mı? Ritüel çizdiğimiz yer mi diyorsun abi? Ritüelin karşısı. Aynen. Bir şey diyeceğim. Tamam, şimdi Mami ve Tolga abi Bloody'yi suçluyor. Peki Bloody, sen birisini suçluyor musun? Ya suçlamıyorum çünkü bir şey olmadan salak suç atıyorlar sadece. Oğlum içeride ceset nesin? Ne? Oğlum. Hayır bakayım bak, iki kapı var tamam mı evin? Tolga abi diğer kapıdan girmiş duruyorlar. Ben içeri girdim, Tolga abi vardı. Sonra ceset. Hayır, ceset report atacaktım. Bastım yapamadım. Beraber tutuyor. Abi aynısını ben de yaptım işte. Oğlum bir bağırma la. Tamam, aynısını ben de yaptım abi. Beyler süre bitiyor, seri bir şey yapmamız ben lazım. Ben Tolga abi içerideydi. Üçümüzden biri o zaman. Bilmiyorum ya, verdim ben ama. Ya da biri böyle öldürdü gitti, suç bize kaldı. Ya s**tirin gidin amın. Lan oy verdiniz mi? Ben vermedim. Ben verdim. Bir şey soracağım, iki tane mi katil var? Güzel, bizim için çok iyi oldu arkadaşlar, çok iyi oldu. Brody'yi kaynattık aradan, bir de kill aldık. Şimdi şüpheler Tolga abiyle Mami'ye dönmüş olabilir. Görevler bitmeden eğer bir kişiyi daha öldürüp olayları çözebilirsem gerçekten çok güzel olur bu arada. Şimdi birkaç görev ezberliyorum. Mami'nin yayında dediğim gibi oynamıştık. Birkaç görev ezbere biliyorum. Mesela şuraya girip şuradan gardıroptan bir şey aldım gibisinden bir numara yapabiliriz. Şöyle bir katil görüşüne geçelim tekrar. Oğlum bunlar hep uzakta ya. Şunu öldürsem mi? Vallahi birisini kestim buraya ama.
İnşallah bulunmaz, inşallah bulunmaz. Güzel kili güzel aldık. Şimdi hemen kendimi şu eve atmam lazım benim. Heh, burada balık kesme görevine geldik ki biz hemen bir şey yaparız. Çok heyecanlı. Güzel oynadım. Günahkarı güzel oynadım. İlk defa günahkar oldum. Seha. Nerede buldun? Beyler tam meydanda buldum bu arada. Tam şey bir tane zile basıyoruz ya. Tam orada buldum. Şimdi ormandan, ormanın olduğu taraftan koşa koşa kaçan kimdi? Yani yanlış hatırlamıyorsam karakter şeydi, Mami'ydi galiba abi karakterini. Kanka ben full kameradaydım, sen bilin. Bak şimdi, şöyle bir tespit şimdi... yapacağım. Kanka evet. Bir konuşayım, hemen sen konuşsun, kısa bitireceğim. Bloody masummuş, zaten oyun bunu söyledi. Bloody, Tolga abinin ondan önce girdiğini söyledi. Ben burada Mami'nin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Hani Demir'in infosunun haricinde konuşuyorum. Vermedim, ben de vermedim. Demir'in infosu haricinde konuşuyorum. Mami'nin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Mami benden önce girmiş büyük ihtimal. Ben de Mami'den sonra girdim. Yani son iki kişi biziz. Orada Bloody ikinci girenmiş. İlk giren Tolga abiymiş. Ya benim şüphelim Tolga abi ama şu an vermemiz biraz mantıksız olur. De, ben evin içine girdiğimde Bloody evdeydi ama. Abi öyle ama şey adam var. Dedi ki Tolga benden önce girdi dedi. Ve adam masummuş. Neyse atladım. Yok abi ben atladım. Skip verdim. Zaten görevlerden bitecek gibi ama. Şu oyunun son yerinde Tolga abiyle birebir kaldım köşede. Evet. Ama cooldown'da yakalanmış olma ihtimali de olabilir. Meydanda bulunmuş ceset. Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar görevlerden bitecek. 8'e 1 yani bu kadar oynayabilirim en fazla sanırım. Görevlerden bitecek ama bir kişiyi öldürüp bir de yanlış kişiyi Tolga abi falan iletirsem bir şeyler olur gibi bilmiyorum. Şöyle bir katil görüşüne geçelim. Burada 2 kişi var. Görevler bitiyor. Ne yapacağım ya? Görevler bitiyor ya. Oha! Burada mı? Ben çaldım. Demir ölmüş lan. Beyler kimde bu görev hala bitmedi ya? Kemik çıkarmayla mantar toplama. Gardrop görevini yaptım cübbe almayı. Yanımda iki kişi vardı. Bir şey diyeceğim. Ben görev yaparken doğuştan çıktıktan sonra hemen sağa dönüyoruz ya beyler. Neresi ora? İki kişi görev yaptı orada. Ahır değil. Hayır ahır solda kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Dur. Ortada üçlü bir grup vardı. Bak. Üçüncü ayrıldı onlardan. O üçüncü kim olduğunu hatırlıyor mu? Kanka bir şey diyeceğim. Demir'in nerede öldüğüne dair bir şeyiniz var mı? En son nerede gördünüz? Hiç görmedim. İbo senle miydi? İbo mu? Evet. Hayır, Tolga abiyle İbo birlikte miydin? Evet. Bütün oyun mu? Kanka bir şey diyeceğim. Başladı, evet. Yani bütün neredeyse beraber gezdik biz İbo'yla sürekli. Oyun başladı, ben Tolga abiyi aradım. Oyun başladı, Tolga abiyi aradım. Kemik çıkartma görevini gitti, onu yaptım yapmadım. Oğlum bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, yapmadım. Tolga abiyle İbo beraber değillerdi. İbo kamera tarafından doğru bana geldi hatta, meydanda gördüm beni İbo'yu en son. Aynen, yanımdan geçtim. Aynen, Mami'yi de gördüm. En son oradaydık. Tamam yani, herkes bir şekilde gördüm. Ayrılmış ben oluyor. Gördüm. Ya senden ayrılıp kill alabilir miydi yani? Tolga abi. Tolga abim mi? Aha. Alamazdı. Kanka o zaman... Kanka yani... nasıl alamazdı? Sen benim yanımdayken Tolga abi yanımızda yoktu. Önümde yürüyüp gitti adam. Önümde yürüyüp gidiyordu zaten yani. Hiç ayrılmadık ki oyunun başından beri. Direkt mezarlığa gittim ben. Hiçbir yere sapmadan. Oğlum abi, kanka. Kanka o zaman Mami. Şimdi aklıma bir şey geldi. Galiba bak bu ilk Bloody ile şey var ya. Bloody'nin işte Bloody ile Tolga abiden şüphelendiğimiz kill var ya. Ben orada... Bu kapı tarafından giderken içeriden bir, yani içeriden değil de o taraftan biri geldi benim arkama doğru gitti. Acaba o kişi Ahmet ve en son oraya girdim RP'si mi yapıyor şu an? Kanka bir oy verdik keşke de. Arkadaşlar şu an yani gerçekten bundan daha iyi oynayamam. Hani gerçekten dün günahkar olan herkes kaybetti ve ilk elden yakalandı. Yani ben artık şanslı mıyım, iyi mi oynadım bilmiyorum ama. Katil görüşümüzü daha açalım. Sessiz adım aç. Bir kill daha lazım, bir kill daha lazım, bir kill daha lazım. Görevleri bitirmeden o kill almam lazım. Hayır ya, lütfen. Lütfen son kill daha alayım, son kill daha alayım. Hadi lütfen. Şurada biri mi var lan? Evet evet, biri bir şey kazıyor. Görevi bitiriyor. Hayır. Yes be. Ney? Oğlum ciddi misin sen? Son anda bitirdim. Oğlum what the fuck? Yarım saniye lan. Vallahi son anda bitirdim. Oğlum Ahmet, çok iyi oynamıştım ya. Evet arkadaşlar bu sefer aziz oldum. Gerçekten az önce yaptığım strese değmedi. Yani o maçı kazanmalıydım. Yarım saniyeyle kaybettim. O kadar güzel oynadığım bir maçı. Neyse aziz olduk. Şimdi görevlerimizi de gösterelim size. İlk görevimiz buraya mumu diktik. Katildeyken taba basarken koşamıyormuşuz. Bak azizlerde çünkü bunu yapabiliyorum. Mezarlıkta da bir görevimiz var. Yanımızda kim var? Ali ile İbo var. Burada da kemik çıkartmamız lazım. 2 tane. Solda zaten görevlerimiz yazıyor gördüğünüz gibi. İlk kemiği çıkarttık. Görevleri falan çok hoş. Şimdi az önce dediğim görev de bu arada. Buradaki cübbemizi alıyoruz. Biraz karanlık oyun. Hani sanırım tek sıkıntısı bu. Yapımcılarımız videomuzu izliyorlarsa belki bu soruna bir çözüm getirebilirler veya bilinçli yapılmış bir şey de olabilir bu.
Şimdi burada da balıklarımızı kesiyoruz babacığım. Şuradan kilise çanı çalabiliyorsunuz. Toplantıya çağırıyorsunuz yani insanları. Haritada soru işareti olarak gözüken kısımlarda anlayacağınız üzere görevler. Neymiş bu? Ha şey görevi. Çok iyi. Kılıç dövdük. Ahırda da görevimiz var. Tezek temizleyeceğiz. Hemen ahır görevimizi de yapalım. Şunları. At pisliği topla görevini de bitirdik. Tavernada da bir görevimiz varmış. Onu da yapalım. Görevler çok keyifli. Gerçekten çok keyifli ve hızlı hızlı bitiyor. Ölüyor mu lan? Bir şey, ekranım falan sallandı. Bir şey oldu. Bu neymiş? Odun kesme. Üçüncü odunu da kestik. Bayağı bir görev bitirdim bu arada. Ne yaptık? Gizemli tozu aldık. Tamam. Tabii bu sürede inşallah birden fazla kill vermemişizdir. Ritüel sembolünü de çizdik. Oyunum kapandı. Evet arkadaşlar, az önceki maç anlaki bir şekilde düştüm. Tekrar aziz olduk. Güzel. Zaten bana bir tane günahkar yeter. Stresli bir maçtı. Tekrardan şöyle hızlı hızlı görevlerimizi yapalım. Oyunun ortamı falan gerçekten dediğim gibi çok güzel. Sadece fazla karanlık. Onlar keyif veriyor. Günahkar biraz güçsüz olabilir çünkü görevler inanılmaz hızlı bitiyor. Harita biraz küçük olduğu için. Ve tek günahkar oluyor. İki yapamıyorsunuz. Ha bu neymiş? Nusret görevi. Buraya doldurduk. Bununla eziyoruz. Okey. Patatesleri es. O görevi de yaptık. Tam bir köy ortamı var böyle ama çok güzel yani. Keloğlan ortamı var tam yani. Keloğlan'daki köy ortamı var. Bu neymiş? Kitabı alacağız. Evet arkadaşlar, kitap okuyun. Böyle bir mesaj veriyor oyunumuz. Balıklarımızı kestik. Hani oyunda şu ana kadar kazanmayı boş verin ilk turu geçen birisi yoktu. Hani bunu ego kasmak için falan demiyorum. Ama gerçekten güzel becermiştim gameplay ve roleplay kısmını. 2-3 kişiye de güzel kitlemiştim. Fakat finalde yarım saniyeyle kaybetmem gerçekten çok anlakiydi. O yüzden ben o maçı kazandım sayıyorum. Ohoho! Aman abi, efekt için bastım onu ki. Lan verdiğimin adam balık doğuruyordu ya. Onu da mı doğramışlar orada? Ya ben bir tane info biliyorum ve katilin kimin olduğunu. Cesur. Ya söylemek istemiyorum da. Tolga abi diyeceğim değil mi? Biliyorsan söyle. Evet. Tolga abi, suçlama var abi. Tam neden suçladığını söyle, o da bir savunma yapsın mantıken. İşte taverna var ya orta binadaki. Evet. Orada ikinci balık kesme görevi. Evet. Hani tamam. Göreve gidince ışığın kapanıyor. Tolga abi bu ışığı kapatmadı. Ananı. Abi. Lan öyle mi oluyor? Abi. Abi anla ki. Tamam ver bak. Harbi anla ki. Mami'yi çok... Hayır bir de. Mami'yi çok temiz kestim. Üstüne de kapıyı kilitledim. Gittim a**ayım yani. Mami'yi çok temiz kestin. Yakalandığın şeye bak abi. Lan Keloğlan'daki huysuz İbrahim. Oy ver. İstanbul günahkar. Ya var ya. Evet arkadaşlar, yine aziz oldum. Az önceki maç Tolga abi çok anlıklı bir şekilde yakaladık. Ama bir yandan da güzel oldu onu yakalamamız. Çünkü ileride bir yerde günahkar olursam o infoyu değerlendirmem lazım. Yani bir göreve gittiğim zaman feneri kapatmam lazım. Ali yani geri zekalı gitmez, görev yapmaz, şey yapmaz, gitti adamın fenerini tespit etti ya. Patateslerimizi yine şöyle hemen dövelim. Keşke normal hayatta da bütün kitapları bu kadar hızlı okuyabilsek. Ne oluyor lan? Kimdi? Ya Bulacı, sen niye kapıları kapatıyorsun ya? Öyle misin ama? I am start yapıyor a**ınakoyim arkadaş, evet, sürekli kapı kapatıyor ya. Bir tane manyak var, her eve giriştiğinde kapıyı kapatıyor. açıyorum kapatıyor dur amık. Abi Bloody killer mı diyorsun yani, hemen vereyim abi. Killer mı diyorsun abi, hemen veriyorum. Tamam Bloody killer ama ben verdim. Killer, ver tamam abi hadi bakalım. Ha, yok oğlum ben şey abi, atla yaptım lan, mallaşmayın. Beyler atla yapın. Niye geçmiyor ki oğlum, info mu vardı? Adam resetlemek için bastım dedi. Ben bir şey diyebilirim. Ali kardeş ne oldu, birinin fenerini mi yakaladın yine? Şimdi çok tehlikeli bir bölgeye gidiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ormanlığa geldim. Şu bitkimizi bir keselim. Şuradan da kazımızı bir yapalım hocam. İkinci kemiği alalım. Vallahi beni ormanda öldürürlerse kimse ruhumu bile bulamaz. Ruhumu zaten bulamazlar da. Tamam, bitirdik. Mağarada görevimiz varmış. Ulan var ya, buralarda ölsem sıçarım anasını satayım. Hemen mantarları bir toplayalım da oradan defolup gidelim. Topla oğlum şunu. Size şeyi de göstereyim. Şuradan mesela kameralarımız var gördüğünüz gibi. Ha, ormanlıkta. Kim o? Aha! Ya a**a kodumun cesedini açamadım bir ya. Oğlum Ali'nin infosu vardı ya. Ali Fener Mener diyordu gene bir şey. Gene Fener Mener diyordu anasını satayım, bunu susturmuşlar. Görgü tanı diye kesmişler buna bunu. Sandığı en son Bloody'li ben açtım. Yani... Ha Bloody killer mi diyorsun? Bu hemen vereyim. Kanka kameraya geçtiğim sıra ceset bulundu. Belki de biraz da erken geçsem kameraya kill bile görebilirdim. Anla ki diyelim, geçelim. Beyler killer'ın götü yiyorsa ormanına gelsin.
Kelpiç kim o? Bana verin. Evet arkadaşlar, İbo'ya oy atan Kelpiç'e tehdit geldi İbo'dan. Neyse, ben size kameraları gösteriyordum. Biraz daha kameralara bir bakalım şöyle. Ormanlık, market, kilise, taverna. Bu kim? Bir şey diyeceğim, bu kim? Sevim şeydeki adama benziyordu, anasını satayım. O bu arada kim harbiden ya? O neden girdi oraya, yapmadı abi orada bir şey? Madem orada görev yok, neden oraya geldi? Sherlock Matt'ten kaçar mı peki bu? Beyler bir dakika. Çana kim bastı? Çanları, önce bir söylesin. Çana kim bastı? Çana ben bastım. Bu killer. Tamam abi, katil tavuk. Nedenini söyleyeyim mi? Bak bir. Neden? Bir, benim ilk başta yaptığım şey yapmaya çalıştı. Görevler bak çok hızlı ilerliyor. Bunu durdurmaya çalıştı. İki. Tavernaya girdi, ben bunu kameradan gördüm bu pezevengi. Hatta bunun karakteri şeye benziyor. Sevim Goş'a benziyor dedim. Benziyor gerçekten de. Bir tane adam var ya pencereden bağıran. Ona benziyor. Tavernaya girdi. Dolaştı çıktı. Görev mörev yapmadı. Niye girdin? Hayır bir dakika, kamera neredeydi? Kameranın... Bu nasıl bir soru oğlum? Bizi bir tek mobeseler tanır mı diyorsun? Ne diyorsun amına? Aman ver ya. Oğlum baba Sherlock ya. Baba gerçekten Sherlock ama ya. Meydanda şunun öyle bir koşusu var ki. Arkadan köpek koşturuyormuş gibi bir gidiyor. Kovalı gördüm, kaçıyordum. Arkamdan kovalıyordu beni. Evet arkadaşlar, yine aziz oldum. Baba aziz maçlarında bile taşıyor ya. Gördün mü nasıl tek attım? İki tane şüphe sundum, ikisi de doğruymuş. Hani zaten kamera nerede diye soruşunda orada zaten iş bitmişti. Hani bu şey gibi, eşini basarsın birisiyle sorarsın bu kadın kim diye, hangi kadın diye sorar ya. Onun gibi bir şeydi yani tavuğun soruşu da. Ulan patates ezme görevi de çok güzel ya. Oyun umarım hani farklı mapler, farklı görevlerle birlikte çok güzel, çok iyi yerlere gelecek gibi hissediyorum ben. Şu an için biraz dengesizlik var. Günahkarın işi biraz zor. 8'e 1. Hani 8'e 1 olması çok problem değil ama map biraz küçük. Dolayısıyla hani bir info olduğu zaman adamın kendisini savunma şansı olmuyor. Hani Among Us'taki gibi herhangi bir vent mantığı falan olmadığı için, kill aldıktan sonra aynı bölgeden uzaklaşmak zorunda olduğu için birisi orada görürse adamın savunma şansı olmuyor. Fakat oynayan da oynuyor şimdi kardeşim yani, anlatabiliyor muyum? İlla kendimizi mi öveceğiz burada? Hani arkadaş kitleniz falan varsa gerçekten keyif alabilirsiniz. Alıp oynayabilirsiniz, hem yapımcımıza da yapımcılarımıza da daha doğrusu destek olmuş olalım. Sonuçta bu tarz kaliteli güzel Türk oyunları zor çıkıyor, biliyoruz. Hani dürüst olmak lazım. Sembolü çiz babacığım. Şimdi yine ormanlıktaki görevlerimizi yapacağız. Burası gerçekten çok riskli ama Allah'tan yanımızda birileri var. Hemen birileri varken şurayı kazıp bitirelim. Aha! Yine mi bloody be? Yalnız bir şeye dikkatimi çekti. Herkes bloody'yi öldürüyor. Salın şunu amına. Nerede? Kameranın orada ölmüş. Kameranın oradan da gelenler oldu. İki kişi gördüm. Bir tanesini kameranın oradan girerken gördüm ama. Kimdi? Şeydi. Bu tipinden çıkartma yapacağım şimdi. Şu tipler değişmese iyi olacak. Kanka şu kaptana değişiyor. Kaptana benziyordu. Aa sensin lan. Ben miyim? Hayır hayır hayır. İş bana dönmesin. Ben seni görmedim bu arada orada. Sen beni görürsen ben seni niye görmedim? Hayır ben gördüm seni. Ben görmedim. Şeyden geldin. Ama sen mağaradan biriyle mi çıkıyordun? Kapıdan geldin. Bak kapıdan ormana girdin. Hatta o yanından biri daha geçti. Ben... Tamam bak, bir doğduğumuz yer var, bir de kamera tarafı var kanka, ya. Kanka F4 tarafından geldim ben. Hatta E4'teki görevi yapamadım. Bug'a girmiş, sandık açma görevi var ya. Kilidi açıyor, bastığım zaman sandığı açmıyor. Yukarı kaldırmıyor. Onu orada kaldım. Basman yeterli bu arada. Tam basıyorum, kaldırmıyor işte. Bug'a girmiş, anlamadım. Ha. Orada çıktım, direkt ormanlığa saptım. Ormanlıkta da bitki kestim. Toprağı kazıp kemik çıkartırken sen bastın. Ahmet kamera yerinden geldi dediğim gibi. Kamera yerini oradan sonra da bir de demir geldi. Kanka ama ben demir... kilo aldıysam niye oraya kaçayım ki? Mesela orada öldürsem adamı. Kanka ben orada Ahmet'in hikayesini doğrulayabilir. Ha evet, kaptan Ahmet değil mi? Evet. Ahmet E4'ten çıkıp direkt mağaraya girdiğini gördüm ben orada. Evet. Biri var zaten ben E4'te görev yaparken yanımda. Ben orada kanka iki tane killer yok sonuçta değil mi? Şu an ikimiz de birbirimizi hadi doğruluyoruz desek iki tane killer yok sonuçta. Ama ikimiz de birbirimizi doğruladığımıza göre biz değiliz. Acaba kill ne zaman alındı, onu düşünüyorum. Ya onu bilemeyiz de ben atladım. Evet arkadaşlar, oylama atlandı. Yine bir mami infosu ve yine bir şekilde bana girdi. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi benim ismimin geçeceği. Ama bir şekilde yine bana döndü. Tık diye Ahmet ismi geçti orada. Neyse biz görevlerimize devam edelim arkadaşlar. Biz bunlar gibi namussuz insanlar değiliz. Günahkar oynadığımız zaman evvelallah takımın ağzına sıçarız. Azizken de takımımızı korumayı biliriz. Mağarada mantarcıklarımızı bir toplayalım. Bug'a giren görevimizi de yapmaya bir gidelim. İbo kamerada, biraz İbo ile birlikte kamerada takılalım. Bu ne yapıyor House 1'deki? İlginç hareketler sergiliyor House 1. Korktum anasını satayım. Demir fenersiz geziyor.
O benim hep yaptığım bir şey oluyor. Yani böyle uzaktan uzaktan baktı baktı şey falan böyle etrafa baktı, bana baktı. Hayır, bir ben görevi vazgeçtim, yapmadım. Döndüm öteki göreve gideyim dedim. Hala bana bakıyordu uzaktan. Bir de zaten ben genelde fener açmıyorum bu arada. Çünkü görevlerden çıkınca bir daha açmak zor geliyor. İki görevim kaldı. Ben biraz etrafta gözlem yaptım. Oo teyze gözlem yapmışım. Evet arkadaşlar, kimseyi elemedik. Demir'in dediklerine güveniyorum aslında biraz. Ama belli olmaz. Bu şerefsizin de roleplay iyi. Özellikle mağdur edebiyatını çok iyi beceren bir insan. Bu konuda çok yavşak bir insan. Efendim, son ritüel sembolümüzü de şurada çizip görevlerimizi bitiriyoruz. Bu saatten sonra info toplama işine yoğunlaşabiliriz. Ama haberiniz olsun yani. Oğlum yuh! Ben cesedi ben mi buldum bu arada ama kameraların da orada öldürmüş gibi öldürdüm. Bu arada beyler, bu kili İbo, Ahmet ve Demir almadı. Ya da Demir Demir tek başına gitti ileriye doğru. İbo'yla Ahmet bundan sonra report yaptı. Niye acaba? O zaman ya Demir ya şef. Ya şu an Demir'in yaptığı şey tavuğa dediğimiz olay olabilir yani. Self yapıp görev durdurma amaçlı bir oyunu. Oğlum böyle şeyleri ben yapmam oğlum. Beni hala çözemem. Aynen. Niye yapmayacaksın oğlum? Hayvan gibi görevde su gibi eriyip gidiyor. Hayır abi bak. Oğlum bence Godes bu arada, bir şey diyeyim mi? Tamam, bir tur daha gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, katil kimse eğer teknoloji düşmanı. Net. Kameraya geçen ölüyor. Bir de ben geçeyim. Bu arada öleceğim gibime geliyor. Canlı canlı kendi ölümü kameradan izlesem ya. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Oha, biri değil 3 kişi geliyormuş. Görevleri babaannem daha hızlı yapar bak. Evet arkadaşlar, yine birisini eleyemedik. Görevleri de yapmıyor birisi. Yani yaşayanlardan birisi yalan söylemediğine göre. Ölülerden birisi yapmıyor büyük ihtimal. Şöyle tek başımıza falan bir takılalım bari. Katilin işini zorlaştırmayalım. Öldürecekse öldürsün yani ya, sıkıntı yok. Ölüyorum herhalde. Evet. Biliyordum abi bu olduğunu ya. Çok belli bu olduğu. Ya Demir ya bu demiştim. Sonradan da bu olduğunu düşünüyorum demiştim. Ya baba ıskalamıyor ya. Killer tercihinde baba ıskalamıyor ya. Hadi Ali git lan. Git oğlum, çık oraya üste. Üste çık lan. Üste çık. Ali oraya değil. Ali üste çık. Ali. Hah, helal lan sana. Ahmet'in ölüsünü ta 200 metre öteden gördüm lan. Ben Demir'e kim veriyorum lan abi. Oğlum ne alakası var? Hiçbir şey yapmadım ya. Çok abi, saçma arada, bir şey beyler. Aynı abi Demir'e abi. Vermeyin. Eğer Demir'se okey de. Oğlum verdiniz mi lan? Evet. Ver tavuk Demir'e. Vermişler. Onun adına evet dediydim ya, tavuk. Tavuk belli o, tavuk. Ya Ali sen de niye şüphelenin? Bir boku beceremiyorlar. Kendim orada riske attım, öldüm. Yine yanlış şey elediler. Evet arkadaşlar, HD izletiyorum size şu an olayları. Aha. Yani. Ya ne koyayım ya. Tolga abi, hemen Tolga abi öldürecektim. Orada reportlayacaktım da iki kere bug'a girdim, öldüremedim Tolga abi. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Yapımcılara da tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Oyunla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.